Merhaba, herkes hoş geldi. Bundan tam 52 gün önce Meclis Parkı'na bir yürüyüş başlattık. Tüm engellemelere rağmen parka ulaştık ve Meclis Parkı'nı bir nöbet alanı haline getirdik. Talebimiz başta elimizden 2014 yılında alınan taban maaşı hakkımızın geri getirilmesi için adım atılması olmak üzere özel öğretim kurumlarında çalışan bizlerin yakıcı taleplerinin Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, vekiller ve kamuoyunda görünür olması ve tartışılmasıydı. Bu amaç için yola çıktık. 52 gündür ülkenin dört bir yanından, Samsun'dan Urfa'ya, Sakarya'dan İzmir'e, öğretmenler iradeleriyle tarihe bir not düşecek bir direnişi örgütlediler. Bir parkı yaşam alanına çevirirken mücadele dersini verdiler. Bu mücadele dersi için sendikamız, bakanlık ve yetkililerle görüşmelerinde çözüme açık bir hat izledi. Doğrudan Milli Eğitim Bakanı'yla iki kez olmak üzere bakanlık yetkilileriyle birçok görüşme gerçekleştirdik. Sadece sorunu tanımlayan bir yerde olmadık. Çözüm yollarımızla yetkililere gittik. Bu çözüm yollarını iktidar muhalefet ayırt etmeden tüm partilere götürdük. Var olan sorunun sadece özel sektör öğretmenlerinin sorunu olmadığını, bunun eğitim paydaşları olan veliler, öğrencileri de içine alan birkaç milyonluk bir insan topluluğunu doğrudan etkilediğini, ürettiğimiz değerlerin kamusal bir hizmet olması açısından tüm toplumu ilgilendirdiğini birçok kez yineledik. Yaşadığımız sorunları çözmek hem iktidar hem muhalefet için gelecek kuşaklara bir borçtur. Bu süreçte Bakanlığın ve Meclis Eğitim Komisyonu'nun attığı çeşitli adımlar oldu. Belki ilk defa Eğitim Komisyonu'na katılan tüm partiler birlikte taleplerimizin yakıcı ve acilen çözülmesi üzerinde bir ortak duyguya sahip oldular. Konuyla ilgili tek gündemli bir toplantı yaptılar. Bu tüm memleket için daha iyi bir geleceği inşa etmek için bir adımdır. Bu sürece emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmelerinin durdurulmasını da bu anlamda olumlu buluyoruz. Kanunun eğitim sendikalarının talepleri üzerinden tekrar şekillendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu görüşmelerin durdurulmasında başta sendikamızın başlattığı eğitim nöbeti olmak üzere tüm toplumsal kesimlerin tepkilerinin etkili olduğu kanaatindeyiz. Bugün olumlu adımlara rağmen hala çözülmeye bekleyen sorunlarımız var. Bunlardan en yakıcısı ise taban maaş talebimizdir. Yıllardır özel sektör öğretmenlerinin üstünde olan görünmezlik pelerinini kaldırdığımızı görüyoruz. Özel sektör öğretmenlerinin çığlığının toplum gündeminde bir yeri var artık. Duymayan kulak kalmadı, görmeyen göz kalmadı. Nöbetimizin bu anlamda amacına ulaştığını düşünüyor ve 52 gün önce başlattığımız eğitim nöbetini bitiriyoruz. Yeni dönemde sendikamız bu alanda yapılacak çalışmalarda sorumluluk almaya hazırdır. Bizler elimizi taşın altına koyduk. Patronların insafına bırakılmayan bir eğitim sistemi için yola çıktık. Şimdi sıra bakanlık başta olmak üzere tüm yetkililerde. Atılan adımların bir sonuca varması için biz burada olacağız. 52 gündür kişisel yaşamlarını bir kenara bırakarak nöbeti yaşatan, büyüten ve tarihe büyük öğretmen nöbeti bırakan tüm sendikal arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yine bu zaman diliminde kalbi bizle atan, maddi manevi desteğini esirgemeyen dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni bir dönem bizi bekliyor. Bu yeni dönemde tüm özel sektör öğretmenlerini sendikasına üye olmaya davet ediyoruz. 350 bin özel sektör öğretmeni adına başlattığımız bu mücadele büyüdükçe taleplerimiz görünür olacaktır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yaşasın sendikal mücadelemiz, öğretmenler birlikte güçlü.